Bediüzzaman'ın yaptığı bu dini neşriyat 25 senelik eşeddi zulüm ve istibdad-ı mutlak devrinde hiçbir zatın yapamadığı bir iş idi. Gerçekten yani üstadın hayatına baktığımız zaman üstadın böyle muhafazası değil mi bu davada muvaffakiyeti en büyük bir delil sayılır değil mi bu davanın hakkaniyetine. Herkesi böyle idam ediyorlarmış ya böyle suçlu suçsuz yani adam mesela Hüsnü abi anlatıyordu değil mi o bir albayın babası anlatmış. Ulus'tan diyor Kızılay'a kadar böyle idam sehpaları dizili devamlı meydanda dururmuş. Bugün 3 kişi, yarın 5 kişi. 3 günde kalırmış yani o asılanlar. Sakallı, sarıklı insanlar. Kimse de soramazmış ya. Bu niye asıldı? Bu niye idam edildi diye ya bu. Yakın tarihimizde olan hadiseler yani. Kastamonu'da yani sırf şapka yüzünden yüzlerce insanı asıyorlar. İdam sehpaları yetmiyor. Ağaç dallarından asıyorlar. Bunu herkes biliyor. Peki üstada niye bir şey yapamıyorlar? Yapıyorlar ama Cenab-ı Hak üstadımızı muhafaza ediyor. 19 defa zehirliyorlar. Bak elhamdülillah muhafaza ediyor Cenab-ı Hak. İşte bu en büyük bir delildir. 28 sene sürgün ve hapis. Bak yine Cenab-ı Hak muhafaza ediyor. Hem de o kadar terassüt altında bu eserleri neşrediyor ya. Matbaa yok, bir şey yok. Bediüzzaman Barla'ya 1926-27 senelerinde nefyedilmiştir. Bu tarihler Türkiye'de 25 sene devam edecek bir istibdad-ı mutlakın icra-i faaliyetinin ilk seneleriydi. Gizli dinsiz komiteleri İslami şairleri birer birer kaldırarak İslam bir ruhunu yok etmek, Kur'an'ı toplatıp imha etmek planlarını gidiyorlardı. Buna muvaffak olunamayacağını iblisane düşünerek 30 sene sonra gelecek neslin kendi eliyle Kur'an'ı imha etmesini intihac edecek bir plan yapalım demişler ve bu planı tatbike koyulmuşlardı. İslamiyet'i yok etmek için tarihte görülmemiş bir tahribat ve tecavüzat hüküm sürmüştür. Evet, 600 sene belki Abbasiler zamanından beri yani 1000 seneden beri Kur'an-ı Hakim'in bir bayraktarı olarak bütün cihana karşı meydan okuyan Türk milletini bu vatan evlatlarını İslamiyet'ten uzaklaştırmak ve mahrum bırakmak için Müslümanlığa ait her türlü bağların koparılmasına çalışılıyor ve bil fiil de muvaffak olunuyordu maalesef. Bu vaka cüz'i değil külli ve umumiydi. Milyonlarca insanın hususan gençlerin ve milyonlar masumların, talebelerin iman ve itikatlarına, dünyevi ve uhrevi felaketlerine taalluk eden çok geniş ve şumullü bir hadiseydi. Ve kıyamete kadar gelip geçecek Anadolu halkının ebedi hayatlarıyla alakadardı. O zaman ve o senelerde bin yıllık parlak mazinin delalet ve şehadetiyle Kur'an'ın bayrakları olarak en yüksek bir mevki muallayı ihraz etmiş bulunan kahraman bir milletin hayatında İslamiyet ve Kur'an aleyhinde dehşetli tahavvüller ve tahripler yapılıyor ve cihanın en namdar ordusunun bin senelik cihad-ı diniye ile geçen parlak mazisi ve o mazide metfun bulunan ecdadı yeni nesillere ve mektepli talebelere unutturulmaya çalışılıyor ve mazi ile irtibatları kesilerek bir takım maskeli ve surete parlak kelamlarla ihfalatta bulunularak komünizm rejimine zemin hazırlanıyordu maalesef.